İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 109 yaşındaki büyük anne, Kars'ta geçirdiği 5 yılı hayatının en mutlu günleri olarak andı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti Temsilciler Meclisi Artsakh'ın bağımsızlığını tanıdı. Frankofon Uluslararası Örgütü Ermenilere karşı uygulanan soykırımı andı. Bloomberg Ajansı kapsamlı bir makalede Ermenistan'ı anlattı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı İdlib bölgesindeki duruma değindi. Taner Akçam'ın yeni kitabı Türk İnkarcılık tarihini açıklıyor. Romanya'da yaşayan Ermeni toplumu Ermenilere karşı uygulanan soykırım anısına anma etkinlikleri düzenledi. Guyna Margosyan, Ermenistan Cumhuriyeti Arakazodun bölgesindeki Tatul köyünde yaşıyor. Karslı Nazaret ve Hayganoş Nazaretyanların kızı tam 109 yaşında. Büyük anne Batı Ermenistan'da doğmuş ve soykırımın acılarını çekmiş, aynı talihi paylaşan 7 kişinin daha bulunduğunu öğrenince şaşırmıştı. Büyük anne Guyna, yaşadığı 109 yılları boyunca en mutlu yıllarının Kars'ta geçirdiği 5 yılı olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado Eyalet Senatosu bugün 24 Nisan'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anma günü ilan etti. Senato aynı tasarıyla Artsakh Cumhuriyeti ve Nahçıvan'da Azeriler tarafından gerçekleştirilen kültürel soykırımı da tanıdı. Uluslararası Frankofon Örgütü'nün resmi Twitter sayfasındaki mikroblogda Ermenilere karşı uygulanan soykırımının 104. yıl dönümü vesilesiyle bir not yayınlandı. Armen Press'in bildirdiğine göre resmi Twitter sayfasındaki mikroblogda bu anma gününde Frankofon kuruluşu olarak Ermeni halkının acısını ve dayanıklılığını tamamen paylaşıyoruz. Hafızayı korumak, kurbanların anısına saygı duymak demektir diye yazmaktadır. Önemli bir Amerikan dergisi olan Bloomberg, Ermenistan Cumhuriyeti'nin çekiciliğine değindiği geniş kapsamlı bir makale yayınladı. Yazar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin turistik merkezlerinin yanı sıra dünyanın en eski kiliselerinin de burada bulunduğunu belirtiyor. Dergi, Eçmiadzin, Gegard ve Tatev'i tanıtmaktadır. İçkilere değindiğinde ayrıca Winston Churchill'in hayranlıkla dile getirdiği Ermeni Konya'ndan bahsetti. Ermeni halk danslarına da özel bir yer ayırdı. Yazıda Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanmış Zidernagapert adlı anıtın hikayesi anlatılırken unutulmaz anıt terimi kullanıldı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Temsilcisi Korgeneral Stanislav Gajimagomedov 8. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı çerçevesinde yaptığı konuşmada şu anda Suriye'nin İdlib şehrinde 50 bine yakın terörist militanın bulunduğunu açıkladı. Korgeneral, terörist unsurların çoğunun Cebbet el-Nusri terör örgütünün liderlik ettiği ittifaka üye Hayat Tahrir al-Şam terörist grubun militanları olduğunu bildirdi. Türk tarihçi ve soykırım uzmanı Taner Akçam'ın içerisinde Türk inkarının ana tezlerini reddeden istisnai telgraflar içeren Cinayet Komutları, Talat Paşa'nın Telgrafları ve Ermenilere Uygulanan Soykırım adlı kitabı Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ermenice olarak yayınlandı. Telgraflar, Talat tarafından yürütülen emirlerin olduğunu kanıtladılar. Yazara göre belgelerin incelenmesi ve yayınlanması Türk inkarına ciddi bir darbedir. Armen Press'ten belirtildiğine göre kitabın sunumu 22 Nisan'da Genel Ermeni Yardımseverlik Birliği'nde gerçekleştirildi. Kitabın editörü Armen Sarkisyan yaptığı açıklamada kitapta inkarın Ermenilere karşı uygulanan soykırımın gerçekleştirildiği ilk dakikalardan itibaren dile getirildiğini vurguladı. Akçam şu prensiplerle hareket etmiştir. Belgeler ve tezler öyle bir hazırlanmalı ki her bir tezin ispatı kanıtlanabilir olmalıdır. Bu kitap aracılığıyla yazar Cemal Paşa'nın Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasındaki gerçek rolünü anlamaya çalıştı. Romanya'daki Ermeni Piskoposluğu Basın Divanı tarafından Armen Press'e yapılan açıklamaya göre Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına adanmış anma etkinlikleri 24 Nisan'da Bükreş, Köstence, Piteşti, Focșani, Suceava ve Romanya'nın Ermeni nüfusunun yoğun bulunduğu diğer kentlerde gerçekleşti. Dini önder vaazında özellikle birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak
Bugün birçok sorun ve zorluklarla ülkenin ablukası ve savaşın tehdidiyle karşı karşıya kalan halkımız adalet için kesinlikle mücadelesini sürdürecek. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan 104 yıl sonra ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımın birçok devlet ve yetkili kuruluşlar tarafından tanınması ve kınanmasına rağmen şehitlerimizin kanının, kayıp vatanımızın, kutsal yerlerimizin, imha edilmiş kültürel değerlerimizin adaleti hala yerine getirilemedi, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hrant Muratyan tarafından seslendirilen Vorskan Akber adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.